tabii ki artık o geride kaldı. Şimdi önümüze bakmamız gerekiyor. Yeni bir sınav, çok zor bir deplasman bizi bekliyor. Evet, rakibimiz belki çok iyi lige başlayamadı ama onlar için de bir dönüm maçı olacak. Eminim onlar da bu hafta bir çıkış yakalamaya çalışacaklar. Ama biz de kendimizi biliyoruz, gücümüzü biliyoruz. Bu milli maçı arasında da hem fiziksel olarak kendimizi geliştirirken mental anlamda da işte oyunun skoruna göre işte gerçekleşebilecek oyun formatlarını işte çalışmaya denedik. Tabii ki milli takıma giden arkadaşlarımız vardı. Onlar da bugün itibariyle işte aramıza katılmaya başladılar. İnşallah Cuma'ya kadar da Samuel ile Dilen de aramıza katılır sağlıklı bir şekilde. Tam kadro inşallah hafta sonu Rize'ye gitme şansımız olur. Dediğim gibi tamamen hazırlıklarımızı Rize maçına şu an başladık. İnşallah bu hafta da iyi futbolla iyi bir sonuç alırız buradan. Simon Fallet biliyorsun son maçta Alanya maçında sakatlanıp oyundan çıktı. Onun tedavisi devam ediyor. Açıkçası şu anda bir belirsizlik var. Oynayıp oynamayacağı ama dediğim gibi onun dışında diğer arkadaşlarımız da maçı etkileyecek ve maçtan eksik kalacak bir ciddi bir sakatlık yok. Ufak tefek sakatlar oluyor ama çok şükür ciddi bir sakatımız yok Simon dışında. Yok, cezalı oyuncumuz da yok. Dediğim gibi inşallah pazar gününe kadar milli takımdan da dönen arkadaşlarımız sağlıklı bir şekilde aramıza katılırsa tam kadro şeklinde. Simon'un durumu işte daha belli değil ama diğer arkadaşlarım eminim ki bizle beraber olacak inşallah. Şu an için takımımız Rize maçına hazır diyebilirim. Ama tabii ki daha önümüzde 2-3 gün var. Bu süre zarfında da maça odaklanarak en iyi şekilde hazırlanacağımızı düşünüyorum. Kendimi her zaman her maça aynı şekilde hazırlıyorum. Tabii ki de ligimizde iyi hücum oyuncuları var. Ancak hiçbirini ayırt etmiyorum. Hepsine aynı şekilde sahaya odaklanarak çıkıyorum. Rize maçına da hazırız. Evet, Rize maçına ise Rize'ye 3 puan için gidiyoruz. 3 puanı alıp döneceğiz inşallah.